Efendim tekrar merhaba. Bugün üçüncü kez karşınızdayım dedim ya, zaten dört tane de büyük konu vardı. Ve biz bu hafta içinde çok başka türlü bir aksilik olmazsa, mesela Ukrayna'da hani savaş patladı diyelim, olmayacak. Yani öyle bir şey olmaz, ayrı bir şey de gibi, böyle büyük olaylar patlamadığı sürece zaten bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle ekonomiyi tabii çok konuşacaklar televizyonlarda, biz bunları çok duyacağız ama sizinle üçüncü kez karşılıklı olarak şimdi konuşma, sohbet etme konum bir. Bu Osman Kavala davası nedeniyle Avrupa Konseyi'nden çıkartılmış olan karar. Şimdi şöyle başlayayım efendim. Avrupa Konseyi'nin biz kurucu üyesiyiz. Aktif bir üyesiyiz. Hatta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen sefer bunun başkanlığını yaptı. Avrupa Konseyi'nde alınan kararlarda da biz aktif bir üyeyiz. Şimdi önce böyle bir giriş yapayım. Şimdi Avrupa Konseyi kararına itirazlar geliyor ya. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sıra gelince, efendim bakın, biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da uyacağımızı kendi imzamızla teyit etmiş, onaylamış olan bir ülkeyiz ve hatta demişiz ki burada çıkartılacak olan yasalar benim yasalarımın üstündedir. AKP iktidarı anayasaya kendi eliyle bunu yazdı. Şimdi girişte bunu bir kez ifade edeyim, bu belleklerimizde bir kalsın. Yine AKP'nin hukuk alanında söylediği çok doğru bir ifade vardı. Uzun tutukluluk süreleri olmayacak diye. Kendisinin de ve bu hukuk alanında bunu alkışlamıştık. Doğru söylüyordu. Ayrıca gözaltı ve bu türlü tutukluluk sürelerinin cezaya dönüştürülmemesi hususunu yine AKP'nin kendisi, kendi kurmayları bunu ifade etmişti ve bütün bunları yine alkışlamıştık. Fakat geldiğimiz bu 20 yılın sonunda ne oluyor? Bu söylediklerinin tamamen tersini yapan bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız ve bu da bize uluslararası arenada gerçekten çok ağır sonuçlarla bizi yüz yüze getiriyor. Daha önce bu konuyla ilgisi yok ama anımsatmak için söylüyorum. Bakın şimdi Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda gri listeye alındığı açıklanmıştı. Ve işte Türkiye'ye karşı bu konuda uyarılarda bulunulmuştu. Şimdi Türkiye'nin karşısında uluslararası arenalarda alınan olumsuz kararlar var. Olumsuz olarak ifadeler var. Şimdi Türkiye zaten bununla yüz yüzeyken biz bazı konularda yine bir takım yanlışlıkları sürdürme gibi bir alışkanlık edindik. Hiç kuşkusuz ki siyasal iktidarın varlığı açısından, yani Tayyip Bey'in sert duruşu, sert tümceleri, dış politikadaki keskin sert çıkışları tabii ki AKP'ye oy veren tabanı son derece mutlu ediyor. Burada hiçbir kuşku yok. Tayyip Bey de bir politikacı olduğuna göre bunun kendisine puan getirdiğini, yani oy olarak döndüğünü biliyor ve buna göre davranıyor. Ama bu davranış biçimi doğru mu? Bu davranış biçimi ülke çıkarı açısından yanlış. Şimdi gelelim bu Kavala yargılaması ile ilgili olarak yapılan açıklamalara. Şimdi Tayyip Bey'in bu havaalanında da yaptığı, şimdi konuşma tam cümlesini söyleyeceğim orada ne söylediğini, ne ifade ettiğini. Şimdi hiç kuşkusuz ki Tayyip Bey'in açıklamaları da, Adalet Bakanlığı'nın açıklaması da, Türkiye için söylüyorum, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları da, tabii ki bunlar politik açıklamalar. Böyle olacak. Karşı tarafın açıklamaları da politik açıklamalar. Peki bu politik açıklamalarda şimdi nedir? Bir büyük çatışmayı görüyoruz. Peki efendim. Ama demin baştan belleğimizde kalsın dediğim hususu bir kez daha anımsatıyorum. Avrupa Konseyi'nin pek çok kararı bizde iç hukuk kuralı olarak kabul edildi. Bakın tekrar söylüyorum. Anayasamızda
bu kanun ve kararlar kabul edileceğine dair kendi anayasamızda yer alıyor. Tayyip Bey dedi ki havaalanında Ukrayna'ya uçarken, bizim dedi mahkemelerimizi, bizim dedi işte yargılamamızı kabul etmeyeni ben hiç kabul etmem. Benim mahkemelerimi kabul etmiyorsanız varlığını, ciddiyetini, sizin mahkemenizin de varlığını, ciddiyetini ben kabul etmiyorum ifadesini kullandı. Ama şimdi şöyle bakın. Son dönemde Türkiye ile ilgili olarak konseyden çıkan karar diyor ki Türkiye ısrarlı biçimde diyor, ısrarlı biçimde kararları uygulamıyor. Peki şimdi ne yapacak? Bunun diyor uygulanmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şimdi soruyorlar. Oradan gelecek olan yanıtı bekliyorlar. Şimdi Türkiye ile ilgili oylama oy çokluğuyla alındı. Fakat benim bir şey dikkatimi çekti. Mesela Ukrayna şeye katılmadı. Oylamaya katılmadı. Mesela ben baktım oradaki üyeler işte kimler hayır demiş, kimler katılmamış, kimler çekimser kalmış. Ukrayna dikkatimi çekti. Neyse. Şimdi sevgili arkadaşlar, Türkiye ile ilgili bir süreç başlıyor. Şimdi bu süreç şöyle yürüyecek. Diplomasi devreye girecek. O arada görüşmeler yapılacak. O görüşmelerin sonucunda Türkiye geri adım atabilir. Atar mı? Bak atabilir. Ha Tayyip Bey'in kendisine kalsa Tayyip Bey geri adım, bu konuda geri adım atmak istemeyecektir. %99. Ama daha önce Tayyip Bey'in vermiş olduğu kararların %99'undan U dönüşü yaptığını görmüş olduğumuz için, bunu yaşıyor olduğumuz için bundan da geri dönüş olabilir. Ve beni hiç şaşırtmaz. Geri dönüş olması zaten doğru bir karardır. Doğru bir karar. Şimdi konsey diyeceksiniz ki niçin buna itiraz ediyor? Neden Türkiye'yi cezalandırma yoluna gidiyor? Bunun neden önünü açıyor? Açıklama sebebi şu, diyor ki Osman Kavala'yı diyor. Siz daha önce bu Gezi Park olayları vardı ya, Gezi olaylarından dolayı diyor, iddianameyi hazırladı, suçladınız, ettiniz, içeride tutuklu tuttunuz. Ama diyor oradan beraat etti. Fakat diyor beraat etti ama siz diyor bunu dışarı çıkarmadınız. Daha önce ifade etmediğiniz, suçlamadığınız bir suçla, bir iddianameyle çıktınız ve tutuklattınız. İtirazları buna. Ve diyor ki tutuklama çok ağır bir cezaya dönüşmüştür. Siz bunu tutuksuz yargılayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bak bunları söyleme hakları var mı? Var. Çünkü anayasamıza yazmışız biz bunu. Şimdi peki Avrupa Konseyi'nde daha önce Türkiye gibi muamele görmüş olan bir ülke var mı? Var. Azerbaycan. Onlarla ilgili olarak da aynı karar çıktı ama Azerbaycan onların verdiği kararı uyguladı. Yani herhangi biçimde bir yaptırımla yüz yüze kalmadı. Türkiye eğer bunu da ayak diretirse bir yaptırımla yüz yüze kalır mı? Kalır. Ha, üyelikten çıkarılır mı derseniz hayır, üyelikten çıkarılmaz. Ama bunun buna uygun olarak başka ağır kararlar alabilir. Yani önce kınama gelir. Tekrar söylüyorum. Bu üyelikten, üyelik askıya alınır. Üyelikten çıkartılmaz. Ha, diyeceksiniz ki Tayyip Bey bunu umursar mı? Efendim umursamayabilir. Ama tekrar söylüyorum beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor. Tam tersi umursayabilir ve bunu buralara da götürmeye de bilir. Yani diplomatik müzakereler sürecinde buradan geri adım atılabilir. Şimdi Avrupa Konseyi'nde alınmış olan bu karar acaba çok sıkça alınır mı? Daha önce onlarca karar mı alındı? Hayır efendim söyledim. Bir tek Azerbaycan için yani sıkça alınan bir karar değil bu. Sıkça alınan bir karar olmadığına göre tırnak içinde ifade edeyim. Bu bir husumet sonucu alınan karar değil. Diyor ki Türkiye şunu söylüyor. Bizim de aldığımız bu kararlar senin iç tam da iç hukukundur diyor. Biz diyor senin iç hukukuna aykırı bir karar almadık. Anayasana aykırı bir karar almadık. Bakın söylediği o. Siz de diyor bunu buna dikkat edeceksiniz.
Yani uzun sözün kısası. Burada bir hukuka müdahale yok sevgili arkadaşlar. Hukukumuzun bu bir parçası. Ha, 12 Eylül'de de, 12 Eylül döneminde de, yani o faşist NATO'cu Amerikancı darbe sürecinde de biz bu tür itirazlarımız olmuştu. O zaman askıya almışlardı Türkiye'nin üyeliğini. Ama efendim o askeri darbe dönemi reddettiğimiz AKP'nin haklı olarak, aynen nasıl ben reddediyorsam AKP de haklı olarak reddettiğimiz bir dönem. Peki o dönemin yapılan o olumsuz uygulamalarına mı biz geri döneceğiz? Dönmememiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum efendim. Pozisyon değişebilir. Şimdi şunu söyleyebilir bazı arkadaşlarım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yalnızca Türkiye mi uymuyor? Fransa'sı var, bunun İngiltere'si var. Uymayanlardan şöyle bir çırpıda aklıma gelen Yunanistan var, ne bileyim Almanya var. Bakın bu ülkelerde var. Hadi Rusya'yı da saymıyorum. Haklısınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uymayan bu ülkeler de var. Doğrusunuz. Ama burada şöyle bir problem var. Pozisyon problemi var. Sizin elinizin zayıf olup olmama problemi var. Ayrıca tekrar altını çizerek söylüyorum. Bunu biz iç hukukumuz olarak kabul etmişiz. Ve demişiz ki oradaki kararlar, kanunlar benim iç hukukumun da üstündedir. Ha, AKP şunu yapabilir hemen, Tayyip Bey şunu yapabilir. Anayasadan o maddeyi çıkartabilir. Tamam, orada söyleyecek hiçbir lafım yok. Kararların oy çokluğuyla alınmış olduğunu bir kez daha belirteyim. Diyeceksiniz ki peki bunun bedeli, bunun karşılığı ne olur? Söyleyeyim, bunun karşılığı ne olacağını düşüncem şudur. Unutmayınız ki Türkiye yatırım bekleyen bir ülkedir. Bu yatırımlar gelmez. Bizim arzu ettiğimiz olması gerekenler nedir? Hukukun üstünlüğüdür, yargı bağımsızlığıdır. Bak aldığım notlarım var sabahtan beri bu konuşmalar üzerine. Yıllardır da anlatırız. Temel hak ve özgürlüklerin sonsuzlaştırılması var. Bunlar üzerinde hiçbir tartışma yapılamayacak şekilde bunların sağlamlaştırılması. Yargı bağımsızlığı en önemli konudur. Yurt dışından yatırımcı, burası bir hukuk devleti değilse, burada yargıda güven yoksa, mahkemelere güven yoksa, yargının üzerinde siyasetin baskısının olduğu kanaati yayılırsa, yaygınlaşırsa, bu bir ağır algıya dönüşürse yatırım falan gelmez. Bizim bütün derdimiz nedir? Bütün derdimiz şudur. Türkiye'de demokrasinin olgunlaşması ki bu kişi başına artan milli gelirle doğru orantılı, doğru olan bir husustur. Yatırımın gelmesi burada istihdam demektir. Yatırımın gelmesi Türkiye'nin uluslararası arenada saygınlığının artması, güvenilir ülke olması demektir. Ayrıca AKP için şunu söyleyeyim, unutmayalım ki AKP iktidarı baştan itibaren neyi gördük? ABD ne istediği için onu yapan, Avrupa Birliği ne istediği için onu yapan bir iktidar anlayışına sahip olduğunu gördük. Daha sonra bunu kırıp içinden çıkmaya çalışıyor. O başka bir şey. O ayrı. Hadi onu konuşmayalım. Sonuç olarak Türkiye bir hukuk devleti olduğunu göstermek zorundadır. Bunu yurt dışı için değil, bunu kendimiz için yapmak zorundayız. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, evet bir Osman Kavala davası, iki HDP'nin kapatılması, 40 milletvekili oldu. Belleğimde öyle kalmış ya da bir eksik bir fazladır sevgili arkadaşlar. Dokunulmazlıklarının kaldırılması davasının tam da peşinde. Tam da onu odağına alarak bakıyor. Şunu söyleyebilirsiniz ya, bu bizim iç problemimiz, tekrar söylüyorum. Kabul etmişsin, anayasana yazmışsın. Yazmak yanlış bir şey değil. O zaman uygulayacağız. Türkiye'yi zor durumda bırakmayacağız. Bu davaların AKP iktidarı açısından bir husumet davası, kan davası olmadığını göstermek zorundayız. Söylüyorum, Tayyip Bey Ukrayna dönüşü tam da gidişteki bu karar süreciyle ilgili söylediklerinin tam tersinde yapabilir. Olabilir bu. Stratejide şunu söyleriz, bir bazan 99'a galip gelir deriz. Peki efendim, bir öteki konu ifade edeyim hemen. Biliyorsunuz IŞİD'in Türkiye sorumlusu ya da Türkiye vilayeti olduğu iddia edilen Kasım Güler'in itirafları ortaya çıktı. Bu Deutsche Welle'de
efendim yayınlandı. Orada gazeteci arkadaşımızın adını hemen paylaşayım sizde ki hak onun, Alican Uludağ. Buradaki karara ulaşmış örgütün Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Aleviler, LGBTİ'ler İncirlik üstüne saldırı planladığını, Acun Ilıcalı ya da bu saldırı planlanmış olanlardan birisi olduğu efendim ifade edilmiş. Şimdi bu yakalanan şahıs kırsalda yakalandı işte Gaziantep'ten bir hareketinden. Orada şeyde haberlerde falan gördük onu. Peki şimdi bu niye bunları yapıyor? IŞİD'in Türkiye'de yaptığı ve yapmayı planladığı eylemlerin hepsini ifade etmiş. Kendisi itirafçı olmuş. İtirafçı olduğu için bunları anlatıyor zaten. Kurtulmaya çalışıyor. Kasım Güler'in ifadesi 74 sayfaymış efendim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuş. Peki selefi düşünceyle kayınpederi vasıtasıyla tanışmasının ardından 2008 yılında İslami Cihat Birliği içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve Afganistan'a gittiğini falan anlatmış. Uzun efendim. Girerseniz Deutsche Welle'nin sayfasını orada göreceksiniz. Ben başka bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Bak bu ifadede ilginç bir nokta var. 2019'da Mustafa Dokumacı diye birisinin emriyle örgütün Türkiye vilayeti sorumlusu olduğunu söylüyor. Bu Dokumacı'nın kurduğu bir Mektebi Faruk diye bir yapılanma var. Türkiye vilayeti, Rusya vilayeti, Ukrayna vilayeti, Azerbaycan vilayeti, ismini gizledikleri, kendisine de söylemeyen Avrupa'da da 3-4 ülke varmış bunların hepsi efendim. Ve bu vilayetlerde de gerçekleştirilecek eylemler söz konusuymuş. Şimdi burada sizle aslında düşüncemi buluşturmamın sebebi ne biliyor musunuz? Sebebi şu. Bir, burada diyor ki Alevilerin araçları kundaklandı. Ayrıca Ankara'daki işte Cemevi'ne karşı da Cemevi'ni de bir operasyon yapacak. Yani orada da bir kundaklamaya gidecekler ya da Cem yapılırken kim bilir belki oraya canlı bomba gidecek. Orada yüzlerce insanın ölümünün önünü açacaklar. Peki bütün bunları niye yapıyorlar? Türkiye ile ilgili bütün bunları niye planlamışlar? Biz şeyi görüyoruz biz bu tür bu IŞİD denilen örgütün başka da bu İslamcı sözüm ona. Sözüm ona bu siyasal İslamcı işte örgütlerin hep diyorlar ya İslam'la terör yani dinle terör bağdaştırılmamalı. Doğru söylüyorlar tabii. Tabii ki onunla o bağdaştırılamaz ama peki bunlara siyasal İslamcı demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Bunların hepsi kendilerine ben Müslümanım diyor ve dini bakın bu kadar kötü olarak kullanıyor. Düşünsenize birisini yatırıyorlar işte kafasını kesecek. Diyor ki Allah-u Ekber de diyor. Kendisi de Allah-u Ekber deyip onun kafasını kesiyor. Müslüman Müslümanın. O zaman peki bunlar hakkında olumsuz konuşmayacağız. Kimin hakkında konuşacağız? Ne yapayım ben? Yani kendileri söylüyor işte bunların. Sonuçta peki diyeceksiniz ki buradan neye ulaşmaya çalışıyorlar? Çok açık. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu benim duyduğum üçüncü kez böyle bir öldürme teşebbüsüyle yüz yüze. Birincisi PKK'ydı biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde. İkincisi bu Ankara'da Çubuk'taki şeyde oldu. Orada belleklerimizdi. İşte şimdi bunu duyuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu dini etnik kimlik Alevi. Peki Cemevi'ne falan bu saldırılar planlanıyor insanları öldürmeye. Bu neye yönelik? Ha, Alevileri isyana teşvikle yönelik. Şimdi Ekrem İmamoğlu evet Alevi değil. Sünni ama İstanbul gibi bir büyük şehrin belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup. Onun öldürülmesiyle birlikte bir büyük demek ki siyasete karşı, iktidara karşı bir kargaşayı düşünüyorlar, yaratmayı onlar yaptı diye. Peki Acun Ilıcalı diyeceksiniz. Hani bu çocuk ne yaptı? Bu çocuk ne yaptı sorusunun yanıtı şu. Popüler bir kimlik, genç kuşak açısından popüler de bir kimlik. O nedenle bir medya patronu şimdi geçmişte mensubuydu şimdi patronu tabii ki. Bu oluyor. Ha bu benim hemen aklıma neyi getirdi biliyor musunuz? Bakın 12 Eylül 1980'in hemen öncesinde Türkiye'deki siyasal cinayetleri yani kendim üzerinde uğraşıp işte bilmem ne kadar kaç sene uğraşıp bu siyasal cinayetleri yazdım. Bak burada bir önemli gazeteci Abdi İpekçi cinayeti var. Şimdi onun öncesinde 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi'nin öğrenciler çıktığında onların üzerinde bir bomba atıldı. Orada öğrenciler öldü. Ben de tesadüfen o aşağıda laboratuvardan geliyordum o gün. Efendim bu işin içinden tabii bir yüzbaşı, subay, mubay rezil adamlar çıktı. Ama asıl Abdi İpekçi cinayeti. Bu cinayet
Abdi Bekçi çok önemli bir gazeteciydi, çok önemli bir medya mensubuydu. Ne oldu? Bunun içinde işte kendilerinin ülkücü olduğunu ifade eden, başta Mehmet Ali Ağacı olmak üzere, Oral Çelik falan olmak üzere. Efendim, bakın onların kullanıldığı bir cinayet. Bunun arkasında bu cinayeti araştıran, sonucunu araştıran, ta gidip Mehmet Ali Ağacı'yla röportajlar yapan Uğur Mumcu da öldürüldü. Bakın bunlar peş peşe geliyor, bu cinayetler. Abdi İpekçi cinayetiyle birlikte ne oldu biliyor musunuz? O gazetenin patronu ürktü, korktu, zaten Türkiye'yi terk etti ve gazeteyi de sattı. Hemen onun öncesinde bir önemli bilim insanımız Muammer Aksoy, o öldürüldü. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde başkanlığı yapmış, kurucularından birisi. Yani uzun sözün kısası sevgili arkadaşlar. Bu ifade edilen, şimdi kendisinin söylemiş olduğu, anlatmış olduğu bu planlanmış eylemler ve yapmış oldukları, bir de yapmış olduklarını anlattı. Bütün bunların hepsi ne amaçla planlandı, yapılıyor? Türkiye önce bir kargaşa çıkartmak, sonra Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek. Türkiye'nin bulunduğu işte bu hassas konumu, bunu her zaman için göz önünde bulundurmak zorundayız. Bak, Kapadokya'da turistleri hedeflemişler. Zöhre Ana Cemevi'ne 2017'de bunu planlamışlar. Onun ötesinde Ankara Gar, hatırlatayım, 10 Ekim 2015 tarih olarak söyleyeyim, o barış mitinginde 109 kişi öldü, canlı bomba. 500'ün üzerinde yaralı var, IŞİD. Sonra Suruç, efendim onun ardından Antep Kına Gecesi'nde, ki Suruç 20 Temmuz 2015 barış mitingi, özür diliyorum, 10 Ekim 2015 barış mitingi, 20 Temmuz 2015 bu Urfa'da işte Suruç, 34 kişi hayatını kaybetti. Bak, hep canlı bombalar. IŞİD ile ilişkisi, bu dokumacılar grubu mensubu Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu belirlendi, emniyetin raporu. Antep Kına Gecesi, ya Kına Gecesi, 2016 yılı 20 Ağustos'ta Şahinbey ilçesinde bombalı saldırı yapıldı. Saldırı sonunda 59 kişi öldü, 90'ın üzerinde yaralı var. Reyna katliamını anımsayalım. Bu Kına Gecesi katliamında oradaki kadınlardan birisinin ifadesi var. O canlı bombayı, yani gözleriyle gördüğünü söylüyor onu. Şimdi düşününüz. Peki bu militanlar nerede eğitildi? Bu militanlar kimin tarafından korundu? Bunu Türkiye özelinde de lütfen rica ediyorum, sizler düşününüz.